Biz ilk önce Afyon'a geldiğimizde yeri inceledik. Bir taban suyu vardı, sazlıktı. Çok hoş bir manzara yoktu. Zeminimiz düzdü. Burada ne yapabiliriz? Nasıl bir pist akuple ederiz? Hedefimiz ne olur? Bunları işte o zamanki Burhanettin Çavan başkanımız ve valimizle paylaştık. Onlar işte Avrupa Şampiyonası, Doğu Avrupa Şampiyonası falan. Biz o zaman bir şey ortaya attık. Dedik ki biz burada öyle bir pist yapalım ki hem Avrupa hem Dünya Şampiyonası yapabileceğimiz. Ya yapabilir miyiz? Dedik ki yaparız. Neyse oturduk, çizdik. Zeynur hocamla beraber pisti akuple etmeye başladık. İlk önce bir 15 bin metrekare padok alanı yaptık. Taban dolgusu, işte tırların giriş çıkışına müsait. Parkurun karakteristik özelliğinden dolayı seyir keyfi çok olmayacağı için etrafına komple doğal türbün döndük ve sahadan çıkan toprağı değerlendirdik. Gerçekten de bugün seyircinin keyif aldığını, bir stadyumda futbol seyreder gibi motocross, bütün dünyadaki parkurlar aslında seyri zordur. Çünkü parça parça görürsünüz, biraz kopmalar olur. Ama bizim pistimizde bu çok az. Yani neredeyse %80-85'ini takip ettiği sporcuyu finish'e kadar takip edebiliyor. Bu buraya artı bir değer kattı. Tesis anlamında O gün Bey'in söylediği gibi yani 2016'da burasının yapımında geldiğimizde burası yani hiç böyle bir parkur ortaya çıkacağını hiç düşünmemiştim. Yani çizdik beraber belediyenin desteğiyle. Yani parkuru inşa ettik. Tabii padok da inşa edildi o gün Bey'in dediği gibi. Yani biz geçen sene MXGP'ye hazırlandığımızda tabii bizim o dünya arenasında bu kadar çok tecrübemiz yoktu. Yani biz bazı eksiklerimizi tabii bu yarışın içine girmeden anlayamazdık. Ve biz onları gördük geçen sene. Geçen sene de mükemmeldi organizasyon. Bu sene çok çok daha iyiydi. Geçen sene gördüğümüz eksikleri bu sene tamamladık. Ve pistin içine her tarafa ulaşım yolları, ambulans yolları, yani emniyet olsun, yarışçıların, seyircinin emniyeti. Her açıdan. Yani her açıdan çok güzeldi. İlimiz açısından da, ülkemiz açısından da önemli bir gün. Dünya Motocross Şampiyonası'nın ikincisini burada düzenliyoruz. Geçen yıl çıktığımız yolda büyük başarılar elde ederek bu yıl buna katlanarak devam ediyoruz. Hem oyuncu sayısında hem de seyirci sayısında geçen yılla kıyaslanmayacak bir başarı var. Bu başarı da Afyonkarahisar'ımızın ve ülkemizin büyük bir rolü var. Afyonkarahisar'ımız açısından önemli olan hususlarından birisi de şudur. Bu organizasyonu geçen yıl yaparak, bu yıl ikincisini de yapmak üzere hazırlığını yaparak artık Afyonkarahisar bu tür organizasyonları yapan ülkemizdeki az sayıdaki ilden biridir. Ve bu konuda lig atlamıştır. Bunda gerek kamu yöneticileri, gerek sivil toplum, gerekse halkımızın büyük bir katkısı vardır. Bu tür etkinlikler sadece ilimizi ilgilendirmiyor. Bu etkinlik ülkemizi ilgilendiriyor. Dünyamızın çok sayıda ülkesinde, çok sayıda insana ulaşılıyor. Spor aynı zamanda tanıtımın da bir yerin marka değeri olmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. İlimiz son yıllarda spor turizmi açısından yaptığı yatırımlarla ve sporun değişik alanlarındaki çalışmalarıyla artık bir spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu etkinlikler de hem sporumuza, hem ülkemize, hem ilimize büyük katkı sağlıyor. Tanıtım da bunlardan birisi. Bu seneki yapılan düzenlemenin çok daha güzel olduğunu ifade ettiler. Bunu her yıl, bir sonraki yıl daha iyisini yapmak için gayret sarf edeceğiz. Her türlü spor etkinliğinin yapılabildiği, organizasyonun yapılabildiği bir il haline getirmeye hedefliyoruz Afyon'u. İnşallah
önümüzdeki yıllarda bunu yakinen gelirseniz yakinen takip edersiniz. Tabii ülkemizin tanıtımı açısından olsun, Afyon ilimizin tanıtımı açısından olsun, bu tür organizasyon gerçekten bulunmaz bir fırsat. Ben bunun ülkemiz adına çok faydalı olacağına inanıyorum. Efendim 10 yıl belediye başkanlığım döneminde birçok güzel hizmetler yaptık ama şu yaptığımız motocross pistiyle, yaptığımız organizasyonlarla gerçekten sadece Afyon'umuz değil Türkiye'mizi dünyaya tanıttık, tanıtmaya devam ediyoruz. Biz bu işi başardık ama yalnız başaramadık. Nasıl başardık? Türkiye Motosiklet Federasyonu ile beraber başardık. Her şeyimizde onlarla birlikte projesi, inşaatı, bu organizasyonun tamamını da birlikte başardık ve dünyanın en iyi pisti olduk ve bu ünvanımızı asla asla inşallah bırakmayacağız. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak gurur duyduğumuz anlardan bir tanesi, belki en zirvedeki organizasyonlarımızdan bir tanesi. Bu yıl çok daha büyük bir heyecan. Arkadaşlarımız var. Günlerini, haftalarını, hatta ayını burada geçiren arkadaşlarımız var. Bu tesise tabii çok büyük desteği de Afyonkarahisar Belediyesi verdi. İnşallah bu sene de alnımızın akıyla bu organizasyondan çıkacağız. Vallahi çok heyecanlıyız. Türkiye'ye ikinci kez Dünya Motocross Şampiyonası'nın gelmesi bizi çok mutlu ve gurur içerisindeyiz. Bu sene bir de eklemeler oldu. Bayanlar Dünya Şampiyonası, Avrupa Gençler Şampiyonası koşulacak. Türkiye'de ilk defa böyle bir, ikincisi yapılıyor ama ilk defa bu kadar kalabalık bir sporcu ülkemizde start alacak. Biz de bunun heyecanı içerisindeyiz. Bir kez daha dünyaya Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu gösterme şansını yakaladık. Biz de Türkiye'den, Türkiye'nin en iyi 5 yarışçısı, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun emriyle Dünya Şampiyonası Wild Card olaraktan start alacağız. En azından yarışı tamamlamayı ve onların arasında olmak için mücadele edeceğiz.
seni bekliyor, aynı yol. Geçmişi unut bir tanem, bana koş. Koş, mutluluk bizi bekliyor, aynı koş. Çıkı sercik hayatta, her şey koş. Çok mutluyum. Dünya Motocross Festivali'nin ülkemde yapılmasından dolayı, başta Afyonkarahisar, sonra Türkiye'de yapıldığından dolayı çok mutluyum. Çok gururluyum. Ben de aramızda olduğum için daha da mutluyum diyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Mesela, hocam bir ses alayım mı? Mesela, hep birlikte okuruz. Neden saçlarım beyazlanmış? Sen ne dedin? İçimde yaralar var.
çok mutluyum, gururluyum. Böyle bir festivalin Türkiye'de yapılması beni onurlandırdı, gururlandırdı. Tabii ki çok mutluyum. Hele hele benim davet edilmem tabii ki benim için bu son yaşlarımda bir hediyeydi. Söyleyecek çok şey var ama ben özetleyeyim. Motorcuların fark edilmesini istiyorum. Yani her araç sürücüsü, otomobil, kamyon, kamyonet vesaire ama motorcu bir başkadır. Motor durmaz. Frene bastığın zaman motor durmaz. Bunun fark edilmesini istiyorum. Ve bu muhteşem organizasyonun, yapanların, büyüklerimin hepsini gönülden kutluyorum. Ülkemde olmasından dolayı da çok mutluyum. Kardeşim, hakikaten burada motokros şampiyonasının Afyon'da yapılması için büyük destek verdi.
Bu sene de bize cesaret verdi. Çünkü bu gibi özellikle organizasyonlar yapmak kolay değil. Yani çoğu şehirler yapması mümkün değil. Ama ki Kenan Bey'in verdiği büyük cesaretle geçen sene başarıyla yaptık. Hatta özellikle Uluslararası Federasyon burayı dünyanın en iyi motocross pisti seçti. Hatta ben nasıl geçti diye sorduğum zaman wonderful dedi, harika, muhteşem diye böyle bir cevap verdi. Dolayısıyla gurur duyuyoruz hakikaten. Bir de şunu belirteyim. Bu tip sporların dünyanın sayılı sporlarının Türkiye'de yapılmasının çok büyük önemi var. Çünkü dünya tanıyor. Çünkü bizim özellikle spor turizmini genişletmemiz lazım. Bu spor turizm bugün için bu motocross yarışlarını en az 2 milyar insan seyredecek. Yani dünyada aşağı yukarı her 7 kişiden bir kişi bunu seyredecek dünyanın televizyonlarından. Dolayısıyla Türkiye tanınacak ve Afyonkarahisar tanınacak. Bu bakımdan çok önemsiyorum. Bu yarışların hayırlara, kardeşliklerin, dostlukların pekişmesine ve sporun gelişmesine vesile olmasını gönülden temenni ediyorum. İkinci yıl, dev isim, dev organizasyonun ikinci yılı. Senin uluslararası tecrübelerin buradaki organizasyonu bize paylaşacak. Cumartesi günü buraya geldim ve cumartesi günü sanki geçen yılın pazar gününden daha kalabalık. Gerçekten burada hem medyanın ilgisi hem de buranın düzeni tamamen Avrupa'daki en gelişmiş yarış hafta sonlarında her şey nasıl düzenlenmişse o şekilde düzenlenmiş. Tabii ki bunda Cumhurbaşkanlığı himayesine girmesinin çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla sponsor var. Birçok marka buraya girmemek için yarışlar adeta bizi devreye sokanlar daha iyi oldu. Organizasyonda olabilir miyiz diye. Bu bizi mutlu etti. Çünkü özellikle bu yıl bu yarışı yapmak için çok çaba sarf edildi. Sayın Bakanımızın Ankara'da ne kadar koşturduğunu ben şahidim. Avrupa'da da diğer organizasyonlara gittiğimde her tanıdığım yabancıya Türkiye'deki yarışı sordum. Memnun muydunuz, nasıldı diye. Herkes aşık olmuş, herkes şunu diyor. Biz birçoklarımız Türkiye'ye gitmedik. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Ama önümüzdeki yıl yarışı hepimiz gelmek istiyoruz, görmek istiyoruz dediler. Bu beni çok mutlu etmişti. İnanıyorum bu yıl daha da gelişmiş bir organizasyonu görecekler. İnşallah başarılı bir organizasyonu bugün ve yarın burada tamamlayacağız.
Gururlandık. Bütün ekibimiz, federasyon ekibimiz olsun ama buradaki partnerlerimiz de çok iyi çalıştı. Çevreden tutun, bütün denetmenler vardı. Avrupa FIM Başkanı buradaydı. Hepsi tek tek şahıs olarak teşekkür ettiler. Organizasyon için zaten fevkalade kelimesini sık sık kullandılar. Bundan sonra ne yapılabilir? Benim hep aklımda o. Geçen sene hiçbir şey yapamazsınız, artık yapılabilecek her şeyi yapmışsınız dediklerinin üzerine biz çok şey koyduk bu sene. Ve 10.000 seyirci koyduk. Aslında en önemlisi bu. Bir şeyi yapabilirsiniz ama tanıtmak, dünyaya açmak bunu gerçekten çok zor. Afyon'da çok yoğun motosiklet kullanılmıyor. Mesela bir Antalya, bir İzmir, Manisa, İstanbul gibi değil. Ona rağmen biz bugün burada sadece şeyden bahsediyorum. Yarış seyircisi 25 bin kişiydi. Bu bizim için bir başarıydı. Ben bunu inanıyorum ki 40 binlere çıkaracağız. Bundan sonraki fokus noktamızda izleyici olacak. Ve gelen insanlar, gelen seyirci gerçekten bu ambiyanstan etkilendi. Birkaç kişiyle rastgele sohbet ettim. Bunun içinde gençler vardı. Tabii gençler motor sporlarına çok yatkın ve tutkulu ama orta yaşın üstündeki ablalarımız, abilerimiz de bu işi çok sevmişler. In 2019, Jeffrey Herling's Red Bull KTM was second, C was third, Monticelli fourth, Paulan van Horbeek-Lapino and Strijbosch your top eight. Bu iş tamamen bir ekip işi ve hani bu organizasyon ekip sağlam olursa çok güzel bir organizasyon ortaya çıkıyor. Burada da herkes bugün ayrı ayrı hani film görevlileri, Ustream görevlileri, yarışçılar, herkesten teşekkür aldık. Bu konuda tabii ben daha önce de hep yurt dışında yarışlara gidiyordum. O zaman da böyle uzaktan bakıyorduk böyle parkurlara. Ya Allah Allah filan, ne güzel yerler filan diyorduk. Şimdi tabii bunu işte sağ olsun o gün başkanım söylediği zaman ya böyle bir şey yapacağız diye. Ya ben dedim ki Allah Allah, acaba bizim de öyle bir parkurumuz olacak mı diye. Çünkü hakikaten gidiyorduk, her şey yerli yerinde. Çünkü bizim buradaki motocross parkurlarımız çok yeterli değildi. Böyle bir şey ilk yapıldığı zaman, ortaya çıktığı zaman ya evet işte şimdi bizim de gerçek bir motocross parkurumuz oldu dedik. Hatta geçen sene FIM'in Avrupa Başkanı gururla buraya dünyanın en iyi motocross parkuru yazabilirsiniz dediği zaman hemen aynı gün o yazı oraya yazıldı ve gurur duyduk bununla. Tabii ki bu bütün hani Türkiye Motosiklet Federasyonu olmak üzere Afyon Belediyesi, burada emeği geçen o kadar çok ismini sayamayacağım kişiler var ki zaten bunu sizler vasıtasıyla duyurduk. Yani bu da çok önemli çünkü çok güzel bir şey yapabilirsiniz ama kimsenin haberi olmaz. Burada herkesin üstüne bir görev düşüyor. Bu da milli, yani bizi çok güzel anlatan bir organizasyon. İlk defa doğru ve güzel yapılan bir organizasyonda ilk yarışta dünyanın en iyi motocross pisti yazısını yazdırmak çok kolay değil. Bunu yazdıranlar belki 5-6 organizasyon sonra yazdırırlar. Hepsini biliyoruz, takip ediyoruz. Sağ olsun o gün başkanım çizdi pisti de. Bu yazıyı da orada gururla taşımak bize de çok büyük şeref. Ellerimi
Hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Vallahi burada acayip bir enerji var. Felaket güzel bir, enerjik bir enerji var. Çözemedim maşallah size ya. İyi ki geldiniz. Hissim şu ki, konser boyunca eşlikler, alkışlar, çığlıklar. Böyle hiçbir şey durmayacak gibi sanki. Şöyle bir elleri bir yukarıya alayım. Bir göreyim, şöyle bir izleyeyim. Devam devam. Göreyim elleri herkesi. Her yeri görüyorum. Thank you.
eğer ufak görsek bir... Esat, benim oğlanlar Esat. İstediğiniz bir ek varsa bir ek daha var. Ya Allah. Evet. Oh. Bravo. En son gittiğim yarışta Almanya'da 40. yılını yapıyorlardı. Biz 2. yılda, biz burayı 2016 yılında tasarladık ve çok kısa bir sürede yaptık. 21 günde ana parkurumuz yapıldı. Totalde padok alanından birlikte 50 günde inşa ettik. Bu bile bir rekor aslında. Bu hızdan gidince tabii çıta çok hızlı yukarı çıktı. Bu bizi mutlu etti. Bugün sağ olsun devlet büyüklerimiz de geldi. Bakanımız ziyaret etti. Hepsi çok beğendiler ve organizasyon öyle tahmin ediyorum onların beklentisinin çok çok üstündeydi. Bizim aradığımız böyle bir organizasyondu dediler. Ne mutlu bize sunabildik, beğendirebildik. Örnek bir organizasyon oldu. Her tarafıyla tabii ki festival kısmı da var. Onda tüm ekibin gerçekten büyük çabası oldu. Çünkü orada kitleler daha büyük ve gece oluyor. Güvenliği olsun, organizasyonu olsun, standların yerleştirilmesi olsun. Gerçekten bir yarışta orada vardı. O yarışta başarıyla bitti. Başkanım nasılsınız? Devam edebilir misiniz? Starta geçebiliriz. Hadi bakalım. İkinci yarış, ikinci ve son yarış. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Devam5 metre uzunluğunda ve sert topraktan oluşan bir zemini var. Bundan 3 sene önce Türkiye Motosiklet Federasyonu AS Başkanı, Teknik ASKA Başkanı Ogün Baysan ve ekibi tarafından dizayn edildi, yapıldı. Ve tabii ki Afyon Belediyesi'nin ve Afyon Karahisar Valiliği'nin çok büyük desteği vardı, çok büyük katkıları vardı. Bir rüyaydı, bir hayaldi ama gerçek oldu geçen sene ve geçen sene dünyanın sıralama turlarında en başarılı yarış pisti, motokros pisti olarak seçildi. Gerçekten hummalı bir çalışma vardı. Tüm belediye çalışanları, valilik çalışanları, federasyon çalışanları bir zoru başardık. Afyon zaferin kazanıldığı bir şehir. Spor turizminde de zaferin kazanıldığına inanıyorum. Çünkü 86 ülkede canlı, aynı günü 186 ülkede yayın yapan, şu anda yaklaşık 30 farklı ülkeden sporcunun bulunduğu, çok önemlisi 2 tane dünya şampiyonasının Afyon'da çıktığı bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Hiçbir eksiğimizi göremediler ve Ogun Bey'in dediği gibi yani ayrıca bana yarış direktörü, komisyon başkanı, yani pist sorumluları ayrı ayrı teşekkür ettiler. Yani o bize yetti, o mutluluk. Yani hiçbir eksiğimizi bulamadılar. Yani bu sene üstüne koyduğumuz şeylerden onlar şaşkın oldu. Yani bu nasıl beceriyoruz? Ve bana tek söylediği şey direktörün, yarış direktörün, bu bir ekip işi dedi. Siz dedi böyle birleşiyorsunuz
ve bunu başarıyorsunuz dedi. Her ülke bunu yapamıyor dedi. İşte bunlar bizim için gurur verici bir şey. Yani biz bu çok önemli. Mesela biz hakikaten bir aile gibiyiz burada. Şimdi Ogun Bey olsun. Taviz verilecek tarafı yok. Yani öbür taraftan zaten ekipler çok iyi çalıştı. Çok iyi koordine oldu. Aramızdaki diyalog çok iyiydi. Zaten biz yıllardır hani beraber hem çalıştık hem arkadaşız. Herkes herkesin huyunu biliyor. Kimin neyi nasıl yapabileceğini biliyor. Onun için birine bir görev addedildiği zaman o iş olmuş oluyor. Hakikaten oluyor. Hakikaten harika bir organizasyon. Her yönüyle mükemmel. Az önce Uluslararası Federasyon'daki yöneticiyle görüştük. Hiçbir kusurunu görmedim dedi bu organizasyonun. Ben bu yönüyle Afyon camiasına, Afyon valiliğimize, belediyemize, milletvekillerimize, Motosiklet Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Ülke olarak her organizasyonu en güzel şekliyle organize edebilen bir ülkeyiz. Bu anlamda son 18 yıldaki tesisleşmemiz hakikaten devrim niteliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki. Afyon'daki bu pist hakikaten dünyadaki önemli pistlerden bir tanesi motor sporları adına. Ve hem tesislerimizde hem organizasyonun kalitesiyle, ev sahipliğimizde, Afyonlularımızın misafirperverliğiyle bu organizasyonu da başarıyla tamamladığımızı ben görüyorum. Sporcuların dünyanın dört bir yanından katılması, yine seyircilerin dünyanın dört bir yanından gelmesi hakikaten ülke olarak sporda organizasyonlar noktasında dünyanın pek çok devine meydan okuduğumuzu gösteriyor. Ben bu anlamda mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii ki sadece bugünkü organizasyon değil, bu hafta hakikaten ülke olarak spor müsabakaları açısından çok önemli müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Ankara'da devam eden bir müsabaka var. Biraz sonra ona da katılacağız. Dün milli maçımız vardı. Süper Lig, Süper Kupa finaline İstanbul'da ev sahipliği yaptık. İnşallah bunların devamı gelecek. Yine Afyon'umuzdaki spor yatırımlar hakikaten son 18 yılda devasa nitelikte. Sadece motor sporlarıyla ilgili değil, pek çok branşta da yine hem Afyon'umuzda hem ülkemizin dört bir yanında tesislerimizle, kalitemizle ev sahipleri yapmaya devam edeceğiz. Geçen yıl organizasyonu ilgili olmasına rağmen en iyi pist ödülünü aldık ve bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapıyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesi tabii ki bu organizasyona güç kattı. Ama ben özellikle söylüyorum. Afyon'un tüm yöneticilerine, Motosiklet Federasyonumuzun özvezisine ben gerçekten müteşekkirim. İnşallah seneye yine katlayarak başarıyı, performansı, ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Ama sadece bu branşta değil, pek çok branşta Afyon'umuz ev sahipliği yapmaya hazır bir ilimiz. Ben bu anlamda spor camiasını Afyon'a hem organizasyonlara hem müsabakalara davet etmek istiyorum. Teşekkür. Yıllardır yapmak istediğimiz spor turizmi ve gün boyu sporla beraber sportif bir sahanın aktif halde olması projelerinden bir tanesi burası Sayın Bakanım. Valilik standımız, belediye standımız. İlk defa böyle bir valilik standı. Şöyle ve
Urfa'dan Buza da getirdik Sayın Bakanım. Plaketimizi de burada takdim edelim. İçelim. Sadık abi. Sadık abi. Bozacak mı? Bozacı. Tanıştınız mı? Bak Sadık Boza içmeye geldik. Hoş bulduk. Parasını ödeyeceğiz ama. Sağ olsun abi. Aynen. Hep beraber çıkartalım. Şampiyonlar. Kasımını duyuyoruz. Kasımını duyuyoruz. Allah razı olsun. Pek sayın ekim, görüşmek üzere. Başkanım, tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Tekrar Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Geleceğiz inşallah. Haydi geleceğiz. Sayın valim, teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Millete teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. En önemli an belediye başkanının odasında bir slogan oldu sonra. Ağzımdan şu çıktı. Dünya Afyon'da buluşacak. Afyon'a geldiklerinde o anı hiç unutmayacağım. Gerçekten dünya burada buluştu. Yani bu unutulmaz. Ekip arkadaşlarım da unutulmaz. Şimdi bir hayalim daha var. İnşallah ekip olarak. Türkiye'de gerçekten motor sporlarına ilgi çok. Fakat kitleye ulaşmak çok zor. Medyanın desteğine çok çok ihtiyacımız var. Bizim şimdi bir tane çok güzel parkurumuz var. 5-6 tane daha ülkemizin muhtelif yerlerinde parkurlar var. Ama bizim burada gerçekten iyi bir Türk takımını görmek isteriz. Benim hayalim bu. Yani şurada Türk marşını okutabildiğimiz gün biz o zaman hedefimize ulaşmış oluruz. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm seni, halallaştım. Bugün tabii güzel bir organizasyonu tamamladık. Tabii bu organizasyonda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik Spor Bakanlığımıza
özellikle teşekkür ediyoruz. Bunun yanında federasyona teşekkür ediyoruz. Sayın vekillerimizin, sayın belediye başkanımızın ilimizin bir ekip olarak güzel bir çalışmasının sonucuydu. Bu başarı Afyonkarahisar'ın başarısıdır. İnşallah önümüzdeki yılda da aynı başarıyı hep beraber gerçekleştiririz. Şimdi geçen yıl tabii ilk defaydı. Vatandaşımız ne olup ne gideceği konusunda çok fazla bilgi sahibi değildi belki de. Ama geçen yıl gördü, biraz da bizim aklımız, vatandaşımızın, insanımızın önce görme yönünde bir eğilimi vardır. Bir görelim. Geçen yıl görüldü, bu yıl güzel bir aşamaya geldi. Önümüzdeki yıl, yani bu yıl 3'e 4'e katladı. Önümüzdeki yıl bu yine aynı şekilde katlayarak devam edecektir. Ben ona inanıyorum. Güzel oldu. Bakanımız da geldi. İşte hep beraber bütün emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyoruz. Hakikaten ben yurt dışından gelen federasyon yetkilisine sordum. Dedim ki nasıl buldun? Eksik var mı? Hiçbir eksik yok dedi. Harika dedi. Yani gerçekten gurur duyduk ve dünyada şu anda herhalde 1 milyar 600 milyon insan bunu seyretti. Türkiye'yi tanıdı. Çin'le beraber 3 milyar diyelim. Ve aynı zamanda tabii Türkiye tanıtıldı. Afyonkarahisar tanıtıldı. Bu çok büyük bir imkan. Gerçekten ben organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evvela Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Çünkü kendisi himayelerden aldı bunu. Her türlü desteği verdi. Tabii bakanımız ve diğer federasyon yetkilileri. Tabii burada valimiz, belediye başkanımız, daha önceki belediye başkanımız, şu anda İlgen Meclis Başkanımız. Yani herkesin, Gençlik Spor Bakanlığı, yani Afyon'un bütün hepsi destek verdi. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tabii bu arada milletvekillerimizin desteğini unutmamak lazım. İl başkanımızın desteğini. Herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun inşallah. Yani şimdi biz bunu sürekli hale getirmek için bir çalışma yapacağız şimdiden. İnşallah, hatta bunu programa koymak, bütçeye koymak şeklinde bir düşüncemiz var. İnşallah devam eder. Bugün Afyonkarahisar bir büyük, başarılı bir spor organizasyonu da gerçekleştirdi. Alnının akıyla çıktı. Her zaman söylediğimiz gibi Afyon termali lezzetin başkentiydi. Hep söylüyorduk, sporun da başkenti yazdık. Bugün bir kez daha ispatladık ki Afyonkarahisar artık sporun da başkenti. İnşallah Afyonkarahisar daha güzel organizasyonlarla birlikte, daha güzel termaliyle, lezzetiyle, sporuyla Türkiye'de, dünyada tanınmaya devam edecek. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza himayeler alması nedeniyle saygılarımızı sunuyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımıza, valimize, belediyemize, bütün yöneticilerimize, milletvekillerimize, en alt teşkilatımıza kadar. Bu Afyonkarahisar'ın başarısıdır. Bu Afyonkarahisar yöneticilerinin arasındaki birliğin, beraberliğin, tesanüdün ve tesahüpün bir yansımasıdır. İnşallah bu Türkiye'nin başarısıdır. Önümüzdeki yıllarda da bu tür organizasyonlar artarak devam edecek ve Afyonkarahisar'ı bütün dünya tekrar tekrar duyacak, görecek. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sizler de görüyorsunuz, geçtiğimiz yıla nazaran bu sene biraz daha organize bir tertip yapıldı. Gençlik Spor Bakanımız da teşrif ettiler. Hele hele Cumhurbaşkanımızın himayesine alınması ayrı bir güzellikti. Sağ olsun, Cumhurbaşkanımızın himayesine alınmasında bakanımızın ve milletvekillerimizin ve Afyon'daki birlikteliğin büyük bir katkısı oldu. İnşallah gelecek yılda bu senekinden daha farklı bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz. İnşallah o düşüncemizde gelecek yıl gerçekleştirdiğimiz hep birlikte yaşar görürüz inşallah. Çok güzel bir şampiyonaydı. Emeği geçen herkese 1000 kere teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar büyük bir organizasyon getirmesi çok zor bir şey. Ve bunu gerçekten gerçekleştirdi Türkiye. O yüzden herkese gurur duyuyorum. Ve yarışma da çok güzeldi bugün. O yüzden herkese tebrik ediyorum ayrı ayrı. Ve diyecek hiçbir şey yok. Mükemmeldi. Seneye de inşallah böyle olacak. Herkese seneye görüşmek üzere. Son soru. Dünyada gerçekten gitmeyen pist kalmadı neredeyse. Evet. Birçok organizasyon gördüm. Buradaki standartlarla orayı karşılaştırabilir misin? Evet, karşılaştırılabilir kesinlikle. Çünkü yani atmosfer olarak da desek çok güzel bir atmosfer var. Çok güzel fanlar. Herkes çok saygılı, herkes çok sevgili. O yüzden... Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just... Zorlu oldu mu? Çok sayıda takım misafir ettik burada. Çok farklı ülkelerden. Çok farklı ülkelerden. Çok zor. Teşekkür ederim. Bu toplantıda ben yoktum çünkü yarış pistindeydim. Değerlendirme toplantılarını gerçekten yani transferlerle ilgili teşekkür ediyoruz özellikle. Çok teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Muhakkak bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız vardır. Olduysa da affola diyelim. Ama ne mutlu. Kusur olsaydı beraber söylenirdi. Ne mutlu ki sizin gibi insanlarla çalışıyoruz. Biz sizin gibi yüreğini, gönlünü koyan insanlarla çalışıyoruz. Biz de onlardan biri olmaya çalışıyoruz. Biz de organizasyon adına Ece Cetur'a gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Biz çok yeni operasyonlarda buluşmak üzere. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim aklımda kalan en önemli an geçen sene ilk GP yarışında. Geldiklerinde padokta o şaşkınlıkla baktıkları her şeye. Bir de GP yarışının bittiğinde o gülle, yüzleri güler şekilde gittikleri. Yani bu beni unutamam. Geçen sene bu Uslim'deki arkadaşlar, FM'deki arkadaşlar bir şey isterken 3 saat 4 saat evvelinden istiyordu. Bu hafta hani yapacağını bildikleri için doğru düzgün bir şey istemediler diyebilirim yani. Aslında başarının sırrı Türklerin eskiden beri geldiği dayanışma ve yardımseverliğin, misafirperverliğin ekmeğini yedik biz. Biz hiç farklı bir şey yapmadık. Atalarımız ne yapmışsa biz onu yaptık bugün ve kazandık. Afyonlu muyuz? Yok hayır, İzmir'den geldik. İzmir'den arkadaş grubuyla beraber. Aynen öyle. Peki şu anda festival alanındayız. Festivalle ilgili neler düşünüyorsunuz? Neler yaptınız burada? Ya burada çok güzel bir enerji var. Afyon'da böyle bir enerji olmasını asla beklemiyorduk. Yani tahmin edebileceğimizden çok daha fazla eğlenceli geçiyor festival. Alanda baskete katıldık. Daha sonra dart oynamaya katıldık. Bir de ne vardı? Basketbol. Hayır, basketbol söyledim. Voleybol. Aynen. Voleybol. Tanımadığımız insanlarla bir sürü etkinlikler yaptık. Top bulduğumuz yerde oynadık. Muhteşem bir organizasyon. Uluslararası bir organizasyon. Hem ilimize hem ülkemize çok büyük katkı sağladığını, motorlarla ilgili farkındalık yaratıldığını, genellikle hani motor kullanan insanların genel sıkıntısı şudur. Çok hani olumlu gözle bakmıyorlar motor kullanan insanlara. Aslında motor kullanan insanlar, motor kullanan, motor sevdalı kişilerin de birer insan olduğu, hatta onların daha dikkatli ve daha özenli olduklarının anlaşılmasını sağlamak adına çok güzel bir organizasyon, çok güzel bir etkinlik. Yarışlardan zaten bahsetmeye gerek yok, uluslararası bir organizasyon olduğu için. Elimizde olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Yani çok keyifli, çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Şahsen mutluyum çünkü Afyon biraz nasıl desem kısıtlı bir şehir. O yüzden böyle şeylerin olması güzel oluyor, motivasyon oluyor. Merhabalar, önceki sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, benim Ezgi Yılmaz. Büşra. İhsan Güleç. Dilara. Berkin.
Afyonlu muyuz? Evet. Hayır. Evet. Peki şu anda etkinlik alanındayız. Etkinliklerde neler yaptınız? Ben voleybol oynadım. Voleybol oynadım. Hava çektik bol bir miktarda. Voleybol oynadım. Peki böyle dünya çapında bir organizasyonun sizin şehrinizde düzenlenmesinde neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Büyük çok gayet iyiydi, aynen. Evet. Çok iyiydi, her sene olsun bence. Aynen. İnanılmaz güzel bir festival. Herkesin ailesiyle, çocuğuyla, yakınlarıyla, ülke içinden insanların farklı yerlerde karavanlarıyla, çadırlarıyla gelebilecek bir alan, bir sosyal alan yaratmaya çalıştık. Onu da ikinci senesinde başardık. Ama bunları yaparken geçen yıl çok güzel bir ödül aldık. En iyi altyapı pisti, en iyi dünya şampiyonasındaki motor pisti ödüllerinden birini aldık. Bununla da yetinmedik. Bize en büyük onuru, ödülü veren Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesine bu organizasyon alındı. Bu bizleri çok daha büyük bir şekilde motive etti. Gördüğünüz gibi bugün de muhteşem bir organizasyonla sizlerle beraberiz. Evet, 30 farklı ülkeden sporcular burada dedik ama biraz da Türk sporculardan bahsedelim. Burada bizden yarışan sporcuları da bir anlatırsanız seyircilerimize. Tabii burada şu anda 5 tane sporcumuz yarışıyor. Şakir Şenkalaycı, Mustafa Çelik, Emircan Şenkalaycı, diğer arkadaşlarımız. Tabii motocross'ta biz gerçekten çok çok iyiyiz. Özellikle çocuk yaşlarda 5 yaşında sporcularımız var. 10 yaşında, 12 yaşında. Ama burada da bir senzeriste bulacağım. Tabii bu tamamen sporcunun da ekonomisiyle paralel. Biraz da tabii Kenan Sofuoğlu'nun pist rüzgarı ve pist idolü, onları bizim yetiştirdiğimiz sporcular hemen piste geçiyorlar. İyi de yapıyorlar. Şu anda inanılmaz bir şekilde MotoGP3'te Deniz ve Can, arkadan Bahattin Sofuoğlu geliyor. Arkadan bir sürü ordu var. Aslında motor sporlarında da gerçekten gururla söyleyebileceğim bir orduyla geliyoruz. Gözü kaydı siyahtan, kömürdü silahtı, vururdu delerdi tek. Bakışlar yürüyünce saatler dururdu. Zamanmış, mekanmış, dünya kimin umrunda? Ah be gülüm, sana benden nasıl can timyar olur? Sen
geldiniz. Hoş geldiniz. Beraber. Giderken ömür, bir haberini almaya razı gönül. Beni bana bıraktığın halime herkes, herkes üzülür. Gece yılları hayaller, başımıza gelen kırık hayaller. Hayat öpücüğüm dudaklarında, Murat size ölür ve ölür. Arıyorum akıp giderken ömür, bir haberimi almaya razı gönül. Beni bana bıraktığın halime herkes üzülür. Gece yarıları ecel saatler, başımıza gelen kırık hayaller. Hayat öpücüğüm dudaklarında, buna ölür. Buna ölür.
size ben. Size ben. Ölürüm. Söylesin. Sporla aramız nasıl? Bayağı neşir neşir bir sporla. Hangi branşlar özellikle mesela? Futbol. Zaten az çok biliyorsunuzdur. Futbol, fitness. Bu ara squash. Bir dönem kickbox. Bir uğraştım. Sonra bir bileğimde ufak bir rahatsızlık olunca bırakmak zorunda kaldım. Tenis bir dönem. Sporun hemen hemen her dalıyla da böyle hani bir ucundan kıyısından uğraşmışımdır ama böyle esasen futbol daha çok merkezinde. Vazgeçilmez gibi. Evet. Peki Murat Bey, bildiğimiz kadarıyla motorla da bayağı işleşiyorsun. Evet. Motor bende vardı, bu dönem kullanmıyorum. Çünkü buradan da motor yeni kullananlara tavsiyem olsun. İlk motorum çok güçlü motor almıştım. Yeni ehliyet aldım böyle. 3-4 senelik bir ehliyetim var. Tavsiyem şu, ehliyet alır almaz güçlü bir motor almasınlar. Ben o sebeple
motorumu bir kenara bıraktım şimdilik. Şu an elektrikli motor kullanıyorum. Evet. Ama ileride bir süre sonra tabii pratikle daha çok deneyim kazanmak gerekiyor motorda. Şu dönemde elektrikli motor kullanıyorum. Sempatikliğine sığınarak. Son soru. Motor sporu severlere ve motor kullananlara mesajın nedir? CC özelliğinin dışında. Trafikte mesela. Aslında motor kullananlardan ziyade kullanmayanlara bir mesaj vermek isterim. Motor da dört tekerlekler gibi trafikte seyir halinde olan bir araçtır. Ve araç kullanırken, arabalarını kullanırken yolda motosikletlerin de olduğunu göz önünde bulundurmak zorundalar. Her daim gözlerini açık tutmak, bütün algılarını açık tutmak durumundalar. Genelde zaten kazaların birçoğu bu sebeple oluyor. Maalesef sürücüler motosiklet sürücülerine ve motosikletlere dikkat etmiyorlar. Dikkat etmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Tavsiye de etmiyorum, yapmaları gerekiyor. Vereceğim mesaj bu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, festivali nasıl buldunuz? Güzel, çok eğlendik. Çok neler yaptınız? Her şey yaptık yani. Maçları izledik, konserler dinledik. Her şey yaptık yani. Eğlenceliydi. Evet. İlk defa mı katılıyorsunuz? Aynen, evet. Merhaba. Festivali nasıl buldun? Çok güzeldi abi. Neler yaptın? Yani basketbol takımında oynadık. Konserler efsane oluyor zaten. Onun dışında standlar da çok iyi abi. Yani motor yarışları nasıl buldun? Motor yarışları da efsaneydi abi. Motocross'ta yani o bir anda çıkışları, bir anda yükselişleri falan mükemmeldi abi. Her şey çok güzel. Yani parasını hak ediyor abi. Vallahi çok güzel. Afyonluyuz. 3 gün boyunca geldik. Eğleniyoruz. Gayet güzel. Neler hoşunuza gitti yani çok? Aktiviteler güzel. Yarışlar güzel. Konserler güzel. Gayet güzel, hızlı, serüvenli oldu. İki gündür buradayız. Kızımızla, ailemizle beraber geldik. Yarışlar çok heyecanlıydı. Kaza, bela olmadan atlatılması çok iyi oldu bence. Evet, nasıl buldunuz? Güzeldi, Afyon için değişikti. Her yıl zaten son iki yıldır oluyor. Bundan sonra da olmasını bekliyoruz. Festivali nasıl buldunuz? Çok güzel. Neler yaptınız bugün? Bugün etkinliklere katıldık. Çocukları oyalıyoruz. O kadar. Yarışları izlediniz herhalde. İzledik. Nasıl buldunuz yarışları? Yarışlar mükemmeldi ya. Gerçekten Afyon için bulunmaz bir nimet yani. Senede bir defa da olsa eğleniyoruz. Ben nasıl buldunuz? Çok güzel, çok eğleniyoruz. Neler yaptınız? Cumartesi, pazar bütün günümüzü burada geçirdik. Gayet eğlenceliydi. Her şey için çok teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Güzel. Neler, nerede buldunuz? İyi ki Afyon'da yaptığı böyle bir etkinliğin Afyon'da olduğu bizi çok mutlu ediyor. Ankara'yı sevdiğimizi tanıttığım için. Evet, yarışları izlediniz herhalde. İzledim. Nasıl buldunuz yarışları? Geçen yıl hiç anlamıyorduk. Bu yıl biraz anlamaya başladık. Bir dahaki seneye herhalde biz de yarışa katılacağız. Evet, siz mi katılacaksınız zaten? Aynen, biz katılacağız seneye. Rakip olarak geliyoruz. Gayet güzel. Afyon'da bu tarz sosyal etkinliklerin olması da gayet güzel oluyor. Çünkü geçmişte çok fazla bir etkinlik olmuyordu. Bu Afyon'un gelişimi için de tabii ki de çok önemli. Devam etmesini diliyoruz.